ilişkisi derken Atatürk'ün kişisel olarak dinle ilişkisiyle Atatürk'ün bir devlet adamı olarak, bir modernleştirici lider olarak dinle ilişkisini birbirinden ayırmak lazım. Bu çok sıklıkla bir karıştırılan şey. Kişisel olarak dine nasıl baktığı konusunda değişik görüşler var. Kimi ateist olduğunu düşünüyor. Kimi deist diyor. Deist diyor. Yani bir yaradana inanıyor ama dinlere inanmıyor. Kimisi naturalist diyor. İşte kimisi agnostikti diyor. Yani bilinme, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu kanıtlanamaz diyen bir görüştür biliyorsunuz. Böyle bugün yaşasaydı bir şey. Refah Partili olurdu diyenler olurdu çıktı. Olurdu diyen de var. Çünkü kamusal alanda dinle ilişkisi bunları da söyletecek Refah şeyler var. Refah Partisi alır mıydı Atatürk'ü? Özellikle milli mücadele yıllarında çeşitli toplumun çeşitli kesimlerini ve muhafazakar bir toplumu mobilize etmek için düşmana karşı, öyle diyelim, yedi düvele sizin deyiminizle, Hulki Bey'in deyimiyle mobilize etmek için bol bol dini söylemleri kullanmışlardır. Meclisin açılışı bile Cuma'ya rastlatılmıştır. Hı hı. Hacı Bayram Camii'nde namazlar, bilmem neler, Seymen alayları, tarikatların oluşturduğu, işte o Seymen alayı denilen bir şeyle öyle dindarane bir tören olmuş. Seymenler tarikatçı mı? Onun içerisinde birçok da melamilerin, mevlevilerin, bektaşilerin, rıfailerin temsilcileri hepsi kendi dini giysileriyle birlikte katılmışlardır ayrı, ona. Ayrı ama Seymenler tarikat mıdır? Ona öyle demiştir. Seymen alayı içerisinde tarikatlar da vardır ve hatta Kazım Karabekir böyle bir dindarane tören Osmanlı döneminde bile görülmedi diye o bile şikayet etmiştir ve şaşırmıştır. Çünkü kendisi muhafazakar bir kişidir biliyorsunuz. Şimdi bu uzun bir sürede devam etmiştir. Din adamları Anadolu'nun çeşitli yerlerinde propaganda konuşmaları yapmışlardır. Ne bileyim Balıkesir Zanospaşa Camii'nde işte Mehmet Akif Ersoy cami dolaşmıştır. Onun yazdığı bildiriler dağıtılmıştır. Melami tekkelerinde, Bektaşi tekkelerinde, Mevlevi tekkelerinde silah saklanmıştır, cephane saklanmıştır. Efendime söyleyeyim din adamları Fransızların işkencesiyle sakat kalanı da vardır, efendime söyleyeyim silah kaçıranı da vardır vesaire. Fakat, ve onun için bazıları çıkıp yıllar sonra Atatürk camileri ahır yaptı diye yazma durumuna bile gelebildi. Bu ama şöyle yani camilerde silah saklandı dediniz değil mi demin? Tekkelerde, onlar da tekkelerde vardır. Fakat bu Atatürk'ün dediğim gibi pragmatik yanıyla ilişkili bir şey. Çünkü nereden biliyoruz? Lozan'ın imzalanmasından sonra adım adım... Vahdettin dinler miydi size göre? Yani hakiki Müslüman mıydı ya mesela hiç Vahdettin? Hiç bilemem onu, hakiki Müslümanlığı nasıl ölçebilirim ki? Hayır, dış görünüşü yaptıkları. Atatürk'ü ölçüyorsunuz, ateist diyenlerde, deist ve agnostik diyenlerde var diyorsunuz da Vahdettin için ateist miydi, Müslüman mıydı diyemiyor musunuz? Halife ünvanı taşıyan birisi için artık agnostik miydi, ateist miydi diye bir tartışma açılamaz herhalde. Neler var, neler var din adamı gibi gözüküp de dine inanmayan pek çok insanlar günümüzde siz, de var. O tarihte de var. Siz onu söylersiniz onun hakkındaki kanaatinizi. Vahdettin'e de dokunun canım, korkmayın. Yani ya, bir şey yapmazlar benim, Vahdettin. Benim hiç sempati duymadığım, çok tamam. Zayıf. Kararsız, hakiki ülke, Müslüman mıydı ama Vahdettin? Çok kısa süre iktidarda kalmış. Yani kucağında bulmuş Osmanlı Devleti'ni, savaşa sokan da o değil. O kararları alan da o değil. Apar topar. Ha, Müslüman mıydı değil miydi Vahdettin? Herhalde mesela Müslümandı bildiğim yani kadarıyla. Halifeydi, yani öyle siz mi? Şunu söylemek istiyorsunuz. Yani Atatürk'ü sorguluyorsunuz rahat rahat. Hani neden mesela Vahdettin bu anlamda sorgulanmıyor gibi mi? Yani hayır, sen öğrenmek istiyorum. Mesela vatandaşlarımız şeyini, madem bilgileniyor. Gerçek Müslüman nedir bilmem ki. Herhalde nasıl? Namaz kılan, oruç tutan, hacca gitmez padişahlar biliyorsunuz. Gerçek Müslüman nedir bilmiyorsunuz da Atatürk'e nasıl bu sıfatları söyleyebiliyorsunuz böyle deniyordu diye? Bununla ilgili birçok şey var. Mesela Sherrill diye bir Amerikan elçisinin Atatürk'le ilgili bir görüşmesi vardır. Gizli kalmak kaydıyla kendisini açıklamıştır. Ülkesine onu rapor olarak göndermiştir. Yıllar sonra o rapor, o 1932'de Bursa Nutku'nun yani ezanın Türkçeleştirilmesi şeyi sırasında yaşananları anlatır. Ve Atatürk'ün ona kendisini anlattığı şeyleri söyler yani. Yani görüyorum ki sizin dayanak yaptığınız kaynaklarda. Kendi anlatmış. Dayanak olan kaynaklar.
Atatürk olunca Atatürk kaynakları çeviriyor, vallahi çarpıtıyor. Atatürk, ama Amerikalı bakın, yapınca hiçbir şey olmuyor. Amerikan elçisi şey acaba hangi gözle yazdı şey onu? Nereden biliyorsunuz? Size. Ben Atatürk'e ateist diyorsam iltifat kabilinden söylüyorumdur. Çünkü ben de ateistim. Yani benim açımdan bir ayıp, evet, bir nakısa teşkil etmiyor. Yani buradan saldıracaksanız ben orada hiç uğraşmayın. Ben Atatürk'ün aklı başında zeki şey bir insan olduğunu düşünüyorum. Herhalde diyorum böyle dinlerle falan fazla takıp en fazla bir yaradana inanıyor olabilir. Peki, ve Ayşe buradan Hanım, kalkarak öyle bir şey söylüyorum. Ben, ona iltifat ediyorum yani sizin, yanlış anlamayın. Aa, çok güzel. Ateist diyerek Atatürk'e iltifat ettiniz. Evet yani şeyi bravo söylüyorum. Yani hakaret etmiyorum demek istiyorum. Evet, yani en fazla değil işte açıkça söylüyorum artık. O zaman onu söyleyeceksiniz. Ben şimdi Karadeniz fıkrası hayır anlatırken bile bakın diyorum ki ya ben de Karadenizliyim kimse alınmasın diye. Bakın şimdi devam edelim. Ama devlet adamı olarak. Yok şuraya bir dakika. Onun, şimdi Vahdettin Müslüman mıydı? Atatürk'ün Müslümanlığını madem konuşuyorsunuz şu anda. Atatürk'ün Müslümanlığı derken miydi? Yani şu anlaşılmasın. Hani ben İslamiyet'e bakışı. İslamiyet'e bakışı ziyade yani din ilişkisi. Yani tekke tarikatlarla alakalı. Ne demek ilişkisi? Siyasi ilişkim yani. Herhalde evet, ben ayırdım zaten. Dedim ki kişisel olarak farklı bir şey olabilir ama kamusal alanda farklıdır dinle ilişkisi ama dedim. Ama vatandaşlarımıza şunu söylememiz gerekir. Şimdi Atatürk için ateist de diyenler, deist de agnostik de diyenler var dediniz ama bunu hakikaten hakaret için söylemiyorum demeniz çok önemli. Pek çok insan ve ben bile ona hakaret ediyormuşsunuz hayır, gibi. Hayır, ha, değil, görüşlere, tabii, dinlere, inançlara, inançsızlıklara saygılıyız. İslamiyet'in temelinde de o var. Ama başta ben ateistim, Atatürk de ateist diyenler var derseniz daha rahat anlarız biz. Ha, oldu ama söyledim zaten. Siz beni icbar etmeden kendim söyledim böyle bir şey. Yani kimseyi de zaten zorlayamam da. Biliyorsunuz bir insana görüşünü söyletmek ayrı bir faşizm şeyidir. Katılmıyorum mutlaka. Ben sizi o noktaya götürmeden kendim söyledim. Şimdi o değil. Başlangıçta dedim ama program başına dedim ki hangi kavramlardan ne anladığımızı söyleyelim. Şimdi bazı insanlar ateist dediği zaman bunu aşağılayıcı bir şey olarak söylüyor. Şimdi ama ve lakin bir ateist gibi de politikalar gütmemiştir. Aksine belki de benim en çok eleştirdiğim yanı İslamiyet'in sünni yorumunun onu da böyle sterilleştirilmiş folk İslam denilen, halk İslamı denilen şeylerden, geleneksel unsurlardan arındıran ki onun en önemli ayağı o tekke ve zaviyelerin kapatılması onun bir şeyidir, parçasıdır. Devlet tarafından, Diyanet İşleri tarafından tarif edilmiş, steril, ne kokar ne bulaşır bir İslam yorumunu her dönemde mi böyle olmuştur? Topluma dayatmış. Bunu her dönemde mi derken elbette yani ki kademeli olarak. Ölümüne kadar ama öyle bir dakika, mi olmuştur? Biraz önce söylediğim siz herhalde dinlemiyorsunuz ne beni. Demiştiniz? Dedim ki milli mücadelede kitleleri mobilize ederken dini yoğun olarak kullanmıştır. Milli mücadele dediğiniz Cumhuriyet'in meclisin hayır kurulmasına kadar mı? Hayır. Hangi dönem alıyorsunuz? Savaş dönemini. Biraz önce de söyledim tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar 25 yılına kadar bu kademeli olarak ama işte o zaman milli mücadele değil ki o. Milli mücadele 3 yıl sürmüş sonra başka bir dönem başlamış. Onun için soruyorum hangi dönemde Atatürk bunları söylüyor? Ama adım giderken siz birden Vahdettin Müslüman mı diye daldığınız için şeyi bozuldu. Yani, ben dedim ki Vahdettin şeriatçı mıydı mesela merak ediyorum. Herhalde halife olduğuna göre şeriatçı olması lazım ama peki, Osmanlı peki şu soruyu soruyorum. Osmanlı devleti tipik bir şeriat devleti değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Vahdettin'in hanımlarının başı niye açıktı? Ben onların şimdi fotoğrafını Osmanlı, yayınladım. Osmanlı halifenin devleti hanımının başı kapalı olmaz mı? Bakın, şeriat devletini savunan birisinin başı. Bu arada Kuvayi Milliye karşı hilafeti de kullanmıyor. Nasıl? Hilafeti de Kuvayi Milliye'ye karşı da kullanmıyor bu arada. Kim? Vahdettin. Şey yapar, Anzavur'u hilafet ordusu diye Anzavur, Çerkez Anzavur, Ahmet Anzavur'a eski bir yüzbaşıdır işte Osmanlılar ona bir hilafet ordusu kurdurup onu da kullanır ama yani. Ama Şah Baba'dan yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Murat Bardakçı'nın eserinden. Gerçi o şeydir, Vahdettin'in dönemi değildir pardon, haklısınız. 5. Sultan Mehmet Reşat'ın, yok hayır Vahdettin şey yapar, yani, konuşturur. Ben şöyle tabii söyleyeyim. Hilafet ordusu diye bir ordu kurdurur. Hı-hı. Ve o Balıkesir, Mudurn işte o bölgede Çerkezleri ve padişah yanlısı güçleri harekete geçirir ve Çerkez eten mesela onları şey yaparak söyleyiverin yenerek ilk lider olarak şeyini kimliğini kurdular. Şimdi Şah Baba da şöyle yazıyor. Aziz vatanımın